Lisans eğitimimi resim alanında tamamladım. Ee, yüksek lisansımı sanat ve tasarım alanında tamamlamaya devam ediyorum. Temel olarak eğitimim de resim olduğundan zamanla e, duvar resimlerine doğru yöneldim. Bunlar performatif duvar resimleri. Projenin adı Mahal Avra projesi. E, Mahal Avra e, mekanın avrasının sanatsal üretim pratiklerine olan etkisi üzerine yoğunlaşmış bir proje. E, projenin kavramsal boyutunu akademisyen yazar Rahmi Ödül ile birlikte oluşturduk. Mahal mekan demek zaten. E, mekan sözcüğü de Kevn kökeninden geliyor. E, bir varlığın kendini kurduğu yer anlamına geliyor. E, bu bağlamda biz e, mikrokültürel iki mekana odaklandık yereldeki mekanlarda e, üretmenin nasıl bir deneyim olduğu üzerine yoğunlaştık bulduğumuz iki atölyede birisi İzmir'in yerelinde güzel Yalı'da e, bir mimarın 30 yıl e, kullandığı atölyesi şehhirde Manisa'nın Kavaklıdere ilçesinde yine e, bir Marangozhane 50 yıllık bir Marangozhane farklı disiplinlerden gelen sanatçıları bulduğumuz bu tür iki mekanda e, üretmeleri için bir araya getirdik. İki şehir üzerinden aslında Manisa'dan çıkışı projenin ama İzmir Manisa'ya çok yakın ve ama biraz uzak kalmış nedense. Aslında bu mesafeyi azaltmaktı biraz da amacımız. İki şehir arasında sanatçıların hareketi. Projenin iki ayağı var. Birisi görsel sanatlar, diğeri ise e, müzik. Sanatçılar da bu mekanlardaki e, nesnelerle ciddi ilişkiler kurdular. Onların üretim pratikleriyle de aynı zamanda Ahmet Bilgin'in kendi üretim pratiği olan arkamda duran pantograf makinesinden örneğin yıllardır kullanılmıyor. Kendisi 4 yıl önce vefat etmiş. E, Hanife Burcu'nun bir işi üretildi. O işle bağlantılı olarak müzisyen arkadaşların yine makineden çıkan kelimelerle bir şarkı bestelemeleri durumu söz konusu oldu. Böyle işlerin de birbirleriyle ilişkiye girdiği, sanatçıların da girdiği, aynı zamanda çevreyle de bağlantıların olduğu bir açık atölye formatında süreç devam etti. Sonrasında bir konser ve sergiyle yine proje tamamlandı. Bu mekanlarda yine e, hafıza mekanlarıydı. Birisi e, bir e, kiliseydi, e, tarihi bir kilise, Ayukla Kilisesi. Diğeri de yine A Galeri, e, eski bir Levanten eviydi. Kültür bence bir coğrafyadaki insanların yaşam biçimi, zamanla şekillenen yaşam biçimi e, ve sınırları arayıştan bir kavram kültür. E, ben geçen Kültür Çinadalı'nın dolaşım programına da dahil olmuştum. Orada e, Suriyeli sanatçılar vardı ve onlardan biri Ziya Hattat'ın bir e, pop-up fotobuk kitabı vardı. E, onu bizimle paylaşmıştı. Halep ve Antep sokaklarının ne kadar birbirine yakın olduğunu e, belgelediği bir eserdi bu. Gerçekten sokaklar aynı. Yemekler çok yakın, yaşantı çok aynı. Bu bağlamda da e, kültür için alanın çok çok e, faydalı olduğunu, biraz olsun o çizilen sınırları ya da yakın olan ama uzaklaşan mesafeyi ben kısalttığını düşünüyorum.